kusura bakmayın, terliğimiz de yok. Kızım Deniz 9 yaşında. Kardelenim ilk göz ağrım 13 yaşında. Erva'mız 9 aylık. İki kızımın doğuştan burnu yok. Solunum yolları oluşmadı. Geniz yok. Hiçbir şekilde nefese dair hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi emziği ağzından çıktı. Çocukların boğulma riski çok yüksek. Uykuları çok sıkıntılı, çok problemli. Erva'nı zaten yanımda yatırıyorum. Kardelen'i de ben gece 4 kere 5 kere gidip yastığını düzeltiyorum. Sürekli. Bazen uykusu bölünmesin diye pozisyon aldığı için yorganı düzeltmeyip üzerine ekstra bir yorgan örtüyorum. Rahat bozulmasın diye. Çünkü nefes almıyorlar. Çok zor yaşıyorlar. Yani gördüğünüz gibi Erva da çok sıkıntılı. Yemek yerken çok problem yaşıyor. Ve bu milyonda bir ihtimal o da bizi buldu. Dünyada 13 tane vaka varmış benzeri. Türkiye'de 4 tane. Özel hastanede Erva doğduğu için doktorlar çok araştırmış, çok ilginç bir vaka dediler. Türkiye'de 4 tane vaka varmış dediler. Ve ikisi sizde çıkmış. Kardelen'in yaşadığına inanmadılar zaten. Burun boğaz plastik cerrah ve diş doktor için tedaviye ihtiyacımız var. Sesimizi duyarlarsa eğer, bize el uzatırlarsa buna çok seviniriz. Kardelen'im liseye gidecek çünkü arkadaşları çok fazla yadırgıyor. Kız arkadaşları özellikle kendileri gibi olmadığı için onu dışlıyorlar. Çok geride bırakıyorlar. Erva daha bebek. İyi kötü o daha 3 sene, 5 sene idare eder. Ama kardelenim. Kardelenim sağlığına kavuşsun yeter. Çocuğum gözünden yaş akmasın artık. Çünkü çok zor yavrum. Çok zor, çok ağır operasyonlar geçirdi. Ankara'da yıllarca ameliyat geçirdi. Isparta'da geçirdik. Doktorların bize söyledikleri, biz böyle bir hastalık tedavi etmedik. Olursa dediler. Biz de bilmiyoruz ki. Olursa dedik biz de. Erva'da hiçbir tedavi başlatmadık o yüzden. Büyümesini bekliyoruz. Evet. Henüz oturamıyoruz ama 9 aylık olmamıza rağmen daha oturamıyoruz. Ben. Gel. Gel. Baba. Ben Nail'e Çetin. 3 tane kız çocuğu annesiyim. Kızımın biri normal ama 2 tanesi doğuştan özürlü doğdu. Doğuştan burunları ve solunum yolları hiç oluşmamış. Altyapı yok. Birçok operasyon geçirmemize rağmen çok ağır ameliyatlar geçirdik. Ama hiçbir sonuç alamadık. Kardelen'in yüzü daha kötü oldu. Kendini daha kötü hissediyor. Ve üst damak dişleri de gelmedi. Ameliyatlara bağlı başka türden mi onu bilmiyoruz. Onun için de özel doktora ben sordum, bir tane dişçi 15 bin lira istedi. Üst damak dişleri için implant gerekiyor dedi. O da bizim imkanımızın çok dışında. Sadece işim çalışıyor, evim kira. Çocuğun bezini mamasını yetiştirelim diye çocuğa doğru dürüst üst baş bile almıyoruz biz. Yeri geliyor bazen ay sonunu zor getiriyoruz. Çok zor yaşıyor çocuklar. Çok zor nefes alıyorlar, yaşayamıyorlar. Ağızları kapandığı an soluk tamamen gidiyor. Çünkü ben mutfağa, çocuklar okuldayken mutfağa ya da başka bir yere gideceksen çocuğun yüzüne emziğini ya bantlıyorum ya da çocuğu bir şekilde ağlatıyorum. Sesini duyayım ki çocuğun yaşadığını, hayatta olduğunu bileyim. Çocuk hamileyken belli oldu. Evet, 16 haftalıkken belli oldu. Doktor ısrarla gebeliği sonlandıralım dedi. Buna hakkın var dedi. Ama istemedik. Canı veren Allah dedik. Hani evimden çok hastanede kalıyordum. Artık eşimle aramız bayağı bir bozulmaya başlıyordu. Çünkü ben yokum. O tek başına yaşadı sürekli. Ankara'da biz çok tedavi gördük. 3,5 sene Isparta'da tedavi gördük. 4 yıla yakında Ankara Hacettepe Hastanesi'nde tedavi gördük. Antalya'da da tedavi gördük ama hiçbir sonuç alamadık. Özel plastik cerrahlar bunu yapabiliriz dediler, görüştüm birkaçıyla. Ama onlar da hep özel hastanelerde oldukları için hiç gitme şeyinde bile bulunamadık. Yani tedavisi mümkün. Tedavisi mümkün, nefes aldıramazsak bile en azından görsel olarak düzeltiriz dediler. Hani dişlerini de yaptırırız, burnunu da ameliyatla estetikle yaptırırız dediler. Maddi durum maalesef hiç yok. Sadece eşim çalışıyor. Dediğim gibi evim kira, bebeğin sadece maması, bezi
Çünkü bir de özel çocuklar olduğu için normal mama da kullanmıyoruz. Biz Erva'ya özel mamalardan kullanıyoruz. Onu Aylık masrafı. sadece maması 1400 lira tutuyor. Onu ilk zamanlar alamıyorduk. Daha sonra işte doktor raporuyla almaya başladık. Raporumuz da bu ay doldu. O da bitti. Bezine bir sürü masraf oluyor. Mamasına dediğim gibi bakın kıyafetlerimiz hep arkadaşların kendi çocuklarının küçülen kıyafetleri. Çünkü biz hep temel ihtiyaçlardan yola çıktık. Çok zor şartlar altında yaşıyorsunuz. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. İyi kötü biz katlanıyoruz. Çocuklar nefes alsınlar yeter. Bakın Erva şu anda tekrar tıkanıyor çünkü. Gözün üzerinden ayırdığın an nefesi kesiliyor. Ve emziği de kabul etmiyor. Üst damağı da geride olduğu için Erva'nın ağzını açmayı hiç bilmiyor. Dur kızım. Emzik olmayınca nefes alamıyor Erva. Sürekli bu ağzında bantlı bir şekilde duruyor. Şunu kendimiz zaten şöyle göstereyim ben size. Şununla. Bu kendi tasarımımız. Şunu biz yaptık. Eczaneden emzik aldık bebek normal görünsün diye. Yadırganmasın diye. Erva. Ağzı kapandığı zaman işte sürekli ya emzikle yahut da elimizle çenesini açık tutmak zorunda kalıyoruz. Kızım. Nefes alamıyor şu anda tıkandığı için. Hırıltısı ondan oluyor. Hasta değil. Kızım. İsmim Kimlikçi abi ama normalde Kardelen. Benim sizim sabah zorlukları nefes almak zorlanıyorum. Bazen yemek yemek de zorlanıyorum. Katı şeyleri yemek de zorlanıyorum. Bir şeyim olmadığı için. Bazen hocalara ya da tamam ayağım beni birilerine karşı konuşurken zorlanıyorum. Çünkü kelimelerim çıkmıyor ağzımdan. Gece uyurken pek zorluk yaşıyor muyum farkında değilim. Çünkü uyuyorum demek ama oluyor ama illaki yaşıyorum. Dışarıda arkadaşlarınla nasıl peki? Arkadaşlar var şöyle okuldakilerle gayet iyi ama benim çaba bayağı bir şey için bazen bana ön yargıma karşı davranabiliyorlar. Yani nasıl anlatayım. Çaba bayağı bir kişi görüp arkasına bakıyor ama arkadaşlarım öyle değil. Ama yani onlar da söylüyor bana bazen ön yargıma davrandıklarını ilk başlarda. Sen diğer çocuklar gibi tedavi olmak istiyorsun. Çok istiyorum hem de. Burnum olmasını ve dişlerim iyi olmasını istiyorum. Kardeşimin de burnu olmasını istiyorum. Bak sesimizi duyacaklar. Bize nefes olacaklar inşallah.